Niye kaçıyorsunuz lan? Niye kaçıyorsun? Hepsi kaç. Çocukları yolun ortasında tutuyorsun. Yolun ortasına çıkmayın. Kenara geç, tamam mı? Bak, yolun ortasındaydınız hepiniz. Başınızı kızarım size. Kenara. Kenara, hepiniz kenara. Kenara, kenara, kenara. Kümbete çıktık. Kümbette Giresunlular bilir buraları. Ben ilk defa, şimdi siz bu kamerada göremiyorsunuz ne her zamanki gibi, hatta denizi görüyorum. Hava çok açık oldukça. Biraz kar var tabii, olmazsa da iyi bir şey. Bu sene çok kar yağmadı. Bu zamana kadar kuraklık tehlikesi var, kar yağması lazım. Hayır. Ne kadar sorumluluk sahibi bir adamım, neler anlatıyor. Kümbet ya, yayla. Bizim yayla evine gideceğiz, bilenler bilir. Orada güzel eskiden motorla gittiğimiz videolar var. Onları da köşeye biri iliştiririm, merak ediyorsanız izlerseniz. Ben de ilk defa kışın geliyorum. Çok keyifli görünüyor. Sarımsak denizinin yanından içerilere doğru gidiyoruz. Bakalım. Ne manzaralar, ne manzaralar. Oo. Sene yazın motorla gelip kaldık. Şimdi bir de kışın uğrayayım dedim. Hazır gelmişken. Aslında uğramaya geldim Bodrum'dan buraya böyle şey olsun diye. Bir de annenle mi getirdim biliyorsunuz. O arada. Bir sarımsak deriz. Şey ev çoğalmış tabii bayağı. İnsan yok. Kışın yaylada insan olmaz zaten. Ama hava güzel. O kadar kar yağmamış. Biz de o sayede gelebildik. Belki kar çok yüksek olursa yolu açmayabiliyorlar burada göç olmadığı için. Kısa bak, yakıştı. Tatlı oldu. Mis gibi. Az mı yüzdük şuralarda, derelerde, buralarda? Benim çocukken hep oynadığım, yazın gelip kaldığım yayla burası. Camışlı mamışlı anılar hep buralardan. İnekler, koyunlar. Ama bura böyle değildi yani. Hayvan çoktu. Şimdi hayvan, yani kış olduğu için yok zaten. Yine inekler, camışlar vardı. Çok koyun vardı. Şurası olduğu gibi ağıl mı derler, ağıldı galiba işte, neyse, koyunlar dururdu, sabah çıkarlardı köpekler bilmem ne falan vesaire. Çok güzel zaman, güzel dönemlerdi. Çocukluğumu güzel geçirdim buralarda. Hem meskül mahal değil, insan yok. Aynı zamanda benim kendi ruhsatlı silahım. Güvenlik önlemlerini, tedbirlerini alarak, eğitimini alarak ateş yapıyorum. O yüzden size kötü örnek olmak istemem. Silah şaka değildir. Onu unutmayın. Onu da videomuzun içinde şey yapalım. Anlatalım. Süper pozemiz var bir tane. Şöyle
çift etik. Makine kimya mıydı bu, neydi lan? Çift sağ. Ve bundan şöyle 12. Hiç ekliyoruz. Hissiyat ama hissiyat seviyorum. O amaçlı. Biraz da bunu atayım. Deredeki karları kırdım. Çok hoşuma gitti. Tüfek atmayı daha çok seviyorum. Tüfek önemli. Çok attık da insan yok bugün, o yüzden. Şu vardır ya bir de şu. Böyle şeyler yapmıyorsunuz. İnsan yok. Dağdayız biz. Kar vuruyorum ya derenin üstünde. Nasıl güzel bir eğlence. Tamam. Bu arada çok ciddiyim. Yani böyle silahlarla oynamayın. Bilin, öğrenin. Meraklıysanız. Kayıtlı, ruhsatlı, güvenlik tedbirlerinizi alıp atışa ilginiz varsa yapabilirsiniz. Benim UPSC ile ilgili de bir videom var, ona da bakabilirsiniz. Orada hocamız da anlatıyor. Öyle şakaya gelmez. Onu söyleyeyim, şakası bir yana. Kamu spot. Burada böyle oturuyorsun. Normalde yaylaya geldiğimde burada böyle oturuyorum. Ama sıkılıyorum ben yaylada oturmaktan. Bir gece bilemedi, 2-3 gece. Hadi bir gecede de ne olduğunu anlamıyorsun. Burada benim çocukluk anılarım çok. Bu evi yapılırken her taşa elim değmiştir. Ufaktım yani bayağı. Buradaki derelerde, merelerde hep yüzdük. İnekler, camışlar. Buralarda yürüdük. O zamanlar tabii daha farklıydı biraz da. Eskiden her şey güzeldi, o da güzeldi. Şimdi böyle durdum bir şöyle burada, bir bakıyorum oraya doğru ne var diye. Durum bu yani. Çamlar, tepeler. Burası hayvancılık için olan bir yer. Turistik bir yayla değil. O yüzden böyle aklınıza turistik yaylalar gelmesin. Zaten Trabzon'daki, Rize'deki birçok turistik yayla da çok turistik olduğu için kötü bir hale geldi. Burada henüz para etmediği için buradaki topraklar otel yapmaya başlamadı. Ama burası keyifli bir yer, seviyorum. Burada bakıyorum şöyle. Şuraya bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Şöyle yaslanıyorum. Şöyle. O böyle şey gibi bir his var. Yani birazdan gideceğim. Ama gittiğin zaman böyle sanki çocukluğunu arkanda bırakmışsın gibi bir his. Ankara'dayken, İstanbul'dayken hiç burada, burası hakkında bazen geliyor ama hiç burada olma hissi yok. Yani buraya gelmesen de olur gibi. Ama buraya geldiğinde sanki böyle bir çocukluğuna bir selam vermişsin de, ya da böyle çok sevdiğin birine bir selam vermişsin ama arka dönüp giderken böyle bir vedalaşıyormuşsun gibi bir his oluyor. O yüzden böyle son kez bir otururum hep. Şöyle bakarım. Sonra veda ederim. Ama mesela şu an şurası, bakıyorsun. Şurada bir göl gibi bir şey vardı böyle. Camışlar mı? Şimdi burada camışlar göle girer şöyle. Öyle bir gidiyorum da böyle bilmiyorum bu yol nereye çıkıyor. AT'de ara ara böyle hafif hafif yani kazıya kazıya gidiyor ama tabii bu karda böyle AT olabilecek yeni lastik değil. Ufak ufak böyle ormanların içinden gidiyoruz. Drone'u indirdim artık biraz yola odaklanayım diye. Şimdi böyle biraz macera peşindeyiz. Ondan sonra bakıyoruz. Güzel. İt ürümez, kervan geçmez, telefon çekmez bir dağda, karlı yollarda
Çapraz çapraz gidiyoruz. Dönmüyor. Şu an. Vallahi dönmüyor. Ama gidiyor. Evet, oradan gittik. Yol bitti. Burada döndük falan. Şurada normalde şöyle tepeden şöyle çıkıyor. O dağların oralara gidiyor falan ama çok da şey yapmak istemedim yani. Zorlamak istemedim. Belki bir gün yine kendi arabamız bir şey zorlarız. Şey olarak bana yetti ama zaten bu dağları güzelce gezebilmek. Böyle insana böyle 4x4 olması güzel. Bir 4x4 lazım. Şart. Mesela motor yok. Motorla gelemeyiz. Niye motorla gitmedin abi? O yüzden motorla gittim. Buralar tepeler şöyle. Dağlar. Oh mis. Hava da şansımıza. Güzel ama esince çok üşütüyor. Gideyim ben o zaman. Biraz aşağıları gezeyim. Bulursam bir alabalık yiyeyim. Gelirseniz buralarda alabalık yiyin. Et yiyin. Güzelce. Ben de arabaya bineyim, ısınayım. Çok video çekmeyecektim bu kısmını. Sonra bir günlük Trabzon'a geldim ama şimdi Trabzon'un köylerinde, Sürmene taraflarında, buralarda kayboluyorum. Bir iki karede burada fotoğraf çektim Suzuki'ye. Arabayla ilgili. Sonra geliriz. Her yeri bitirip sonra belki herkes arabasını verir. Bir de bizi çek, bir de bizi çek derse bütün her yeri bitirmemek lazım diye. Biraz şey yapıyorum, cimri davranıyorum açıkçası. Çok da gezmiyorum. Yani geziyor da çekmiyorum. Suzuki cimli. Şöyle kaybolmak için çok iyi ya. 4x4 bilmiyorum. Gerçekten kaybolma arabası. Şimdi burada böyle acayip bir yol yok. Burada araba da gider ama. Mesela önüne bir şey çıkıyor. Lan arabayla gidiyorsun. Lan burayı geçemem ya. Falan dediğin bir an oluyor. Bununla gidiyorsun. Harika bir his. Hadi bakalım. Ben biraz gezeyim. Köprü 300 yıldır burada duruyor. Ben çıktığımda yıkılacaksa artık bilmiyorum. Yani yıkılacak olsa çıkmayın yıkılır falan diyebilirlerdi. Nasıl? Dere akayı dere. Aa güzelmiş burası. Ha, harika bir yer ya. Bakayım. Çıktım.
Hiç yıkılacak gibi değil. Yıkılırsa zaten kayıtta yıkılacak. 300 yıldır duran köprü ben çıktım diye yıkılmaz diye düşünüyorum. Bakayım, hiçbir şey olmadı. Geçti. Oo, müthiş. Acıktık da şöyle. Bak. Şöyle. Annemin sarmaları. Ha, burada dur. Duruyorsun, yiyorsun. Çünkü niye? Harika çünkü. Ne yapıyorsunuz lan? Her şey yolunda mı? Çocuklar. Ha? Fadime. Ha? Melike iyi misin? İyisin. Sen? Ömer. Ömer iyi misin? İyisin, sen de iyisin. Çocuklar iyisiniz. Ahmet, karşıdan karşıya geçerken etrafına bakmıyorsun. Şşş. Suzi hadi çekil yavrum. Buruş. Mah. Hadi Suzi. Suzi şu kıçını biraz erit. Bu ne ya? Anıl. Kardeşim, sakallar, saçlar yine yerinde. Görüşürüz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selam. Sen tanışmadık. Kemal ben. Sen? Tamam. Selamlar abi. Mahmure'ye bak nasıl büyümüş. Ülkek. Sancar ne yapıyorsun burada? Kaçma lan. Gel buraya gel. Arabayı kovalamayı biliyorsun. Böyle duruyorum, hop, deniz, bu kapatıyorum, yok, açıyorum, hop, deniz kıyısı, kumsal, çok iyi. Karadeniz sahil şeridinden gelirken eskiden biz bu virajlı Perşembe var orada. Ordu'ya yaklaşırken Samsun'da orada arasında. Bu yoldan böyle dağların arasından virajlardan vesaire eskiden hep öyle geliyorduk. Çok uzun sürüyordu ve çok tehlikeliydi tabii. Kamyonu, otobüsü, arabası ıvır zıvırı. Sonra bu yolu içeri aldılar, tüneller vesaire Karadeniz sahil şeridini yaparken. Yeni yolunu yaparken. Ama ben bir değişiklik olsun diye şimdi o Perşembe'den geçeyim. İleride de Yasonburnu var, oraya duracağım. Ama böyle manzaralarda görebilmeniz mümkün. Aslında çok fazla manzara görebilmeniz mümkün ama her şeyi kaydetmek zor. Ben ara ara böyle fikir uyandıracak şeyler göstermeye çalışıyorum size, biliyorsunuz. Ve bakıyorsun, şöyle duruyorsun. Vay be diyorsun, arabaya verip gidiyorsun. Güzel, hissetmek güzel. Temiz hava almak güzel. KTS ile beraber adım adım programının sonuna geldik. Kral Lalkos'un asi oğlu Yason maceradan maceraya koştururken efendim keçi postuydu.
Vay efendime söyleyeyim işte, Erzincan tulumuydu falan. Bunların peşinde koştururken yolu buralara da düşmüş, bir şeyler olmuş. Anlatıyor. Siz detayı için ne yapıyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz. Açın okuyun. Bakın. Bu da Yason Kilisesi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burada tesis eskiden yani en son geldiğinde biraz daha yapılıyordu. Şimdi biraz daha bitmiş. Belli başlı bir tesis var. Havası çok güzel. Şurada küçük evler falan var. Şöyle bir kafe var şurada. Şöyle. Burada keyif yapılır. Şu gün batımı falan şuraya doğru baksana abi. Nedir ya? Medeniyet. Medeniyet ne demekse. Harika ya bak. Oo. Bak 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 bak. Oo. Çok güzel. Şu uçlara muçlara bank koymuşlar. Denizin ortasında duran bir adam var falan. Hoş yani, keyifli. Gelin Yason burnuna. Bakın Perşembe Yason. Önemli. Eski yolda. Yason Kilisesi ile ilgili hiçbir şey var mı? Var. Burada yer alan kilise 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılmış. Küçük kubbe olup cephesinde açık. Çok hiç umurunuzda olduğunu zannetmiyorum. Ama önemli. Bak şöyle duruyorsun. Bölgede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılmış zamanında. Belli başlı mimari özellikleri var. Tabii ki de. Onları siz bakarsınız. Benim için mimari özelliğine şöyle bakıyorum. Mesela taş. Tan yapılmış bir mimari özellik. Kapısı olması bir mimari özellik. Şu var ya, onun da kesin mimaride bir adı vardır. Onu ben bilmiyorum. Mimariyi severim biliyorsunuz. Beni izleyenler binalarla ve yapılarla olan ilişkimi bilir. Kapısı ilk defa açık. Ben buranın içine girmemiştim daha önce. İçini de açmışlar. Bir gireyim bakayım. Bismillah. Evet. Karanlık. Siz bir şey görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Size anlatayım. Böyle yukarısı var, aşağısı var. Burada pencereleri var. Ondan sonra şurada şöyle kıbleye doğru. Şurada bir tek güzel penceresi, taşlar falan. Güzel. Müthiş ya bu arada. Ben bayağı sevdim. Çimler, mimler, kilisesi, şuradan denizler, dalgalar, banklar falan. Buraya gelin oturun. Tamam mı? Çekirdek çitlerseniz çöpünüzü yere atmayın. Ondan sonra pisliğiniz, çöpünüz möpünüzü toplayın. Burası güzel burası. Burayı bozmayın. Kalsın bu böyle. Harika görünüyor her şey. Gün batımında renkler inanılmaz oldu. İnanılmaz güzel oldu. Of, bak 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 bak. Kilisemiz orada. Dalgalar hışır diyor. Balıkçılar gidiyor. Öyle. Bakar mısın ya? Çok iyi. Britanya Yarımadası'nın kuzeyinde bir yer olsa beğenirsiniz ama burası Yason. Harika. Adım adım Anadolu'da Kemal. Devam. Yason burnundayız. Ama şu denizdeki şunun harika değil mi şu? Of, biraz izleyin bakayım. Ben de yürüyeyim sessiz sessiz, bır 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 konuşuyorum. Bir susayım da şöyle bir dalgaların. Normalde ben 11'inde bitiyorum. 100 dolar bozdurdum. Birkaç gün daha ilerlettim. 100 dolar biriktirmiştim. Bütün param bitti lan benim ayın 14'ünde. Nasıl oldu bu ki? Bilmiyorum. İstanbul'da olsam daha çok para harcardım bu arada. Az para harcadım sayılır. Çünkü Suzuki benzini verince otomatik olarak daha da TV'de bir yerde gezerken çok para harcamıyor. İstanbul'un içinde durduğum zaman daha çok para harcadım. Ama nasıl bitti ya? Nasıl geçineceğiz biz acaba? Çadırımızı da Brothers kampa teslim etmeye geliyorum. Onlara da teşekkür ederim bana çadır sağladıkları için istediğim zamanlarda. Sağ olsunlar. Onlar da video çekiyor. TikTokçu bunlar hep.
Olduğu gibi kampçı TikTokçu. Bakarsınız hesaplarına, koyarım aşağı açıklamalara. Güzel çadırları var. Teşekkürler. Evet, Londra'dayım arkadaşlar. Ben Londra'da buldum bir anda kendimi. Türkiye bir yazılımcı kaybetmedi. İngiltere hiçbir şey kazanmadı. İşe geldim. Birkaç gün burada olacağım. O arada belki bir videolar çekerim. Bir sonraki bölüm Londra'da. O başka bir konu. Suzuki'ye arabayı verdiği için çok teşekkür ederim. Geri teslim ettik onlara. Çok sağ olsunlar. Onun dışında sizlere çok teşekkür ederim. İzlediğiniz, abone olduğunuz, bildirimleri açtığınız ve sosyal medya hesaplarından beni takip ettiğiniz için. Önemli. Hala içinde bir dijital göçmen olma hevesi var. 40 yaşıma kadar denemeye karar verdim. 35 yaşındayım şu an. 5 sene içerisinde YouTube'dan ya da dijital yaptığım işlerden para kazanıp sadece gezerek yaşayamadığım sürece olmazsa yani 40 yaşına kadar ben de yeter. Yeter. Diğer kendi işlerime odaklanırım ama 5 sene daha verdim gibi duruyor kendime. Bilmiyorum. Neyse, bunlar şimdilik sizi ilgilendirmiyor. Sağ olun. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.